Monster Notebook'tan merhaba arkadaşlar. Ben Emre Özalk. Ben Özgür Ersin. Bugün beraber Toolbar T5 ve 16.1'i inceleyeceğiz. Evet, artık sayılar artıyor Emre. Evet. Numaralar artıyor. Dolayısıyla incelemelerimizin sayısı da hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Evet. Evet, bugün Toolbar T5 16.1'i inceleyeceğiz dedin Emre. Peki nedir bu ürünün özellikleri? Kısaca değinmek gerekirse hızlıca konuya buyur gireyim istersen. Evet. Tabii ki her zaman olduğu gibi fiyatıyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu canavarın fiyatı, yani Toolbar T5 16.1'in fiyatı arkadaşlar, öğrenci indirimiyle birlikte 6.999 TL. Evet. Güzel değil mi? Gayet güzel. Evet. Cihaza göre güzel. Ama içerdiği özellikler bakımından bakacak olursak sınıfının gerçekten en iddialı modellerinden bir tanesi ki bizim şu anda sattığımız GTX 1070'te tek model. Evet. Bunun üstünde zaten 1070 Ti'li modellerimiz var. İşlemci tarafına baktığımız zaman da Emre, Intel'in 7. nesil Cable Lake mimarisine sahip 4 çekirdek 8 ilekli 14 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş arkadaşlar. Intel Core i7 7700 HQ olduğunu görüyoruz. Bunun taban frekansı artık arkadaşlarımız da ezberledi, 2.8 GHz. Turbo Boost devreye girdiği zaman kendini 3.8 GHz'e tek çekirdekte kızaştırabiliyor arkadaşlar. 6 MB L3 MB'liği var ve 45 Watt'lık bir güç tüketim oranına sahip. Chipset tarafına baktığımız zaman da Intel'in HM175 Express chipsetinin olduğunu görüyoruz. Bunlar korunan özellikler. Yani bütün modellerimizi artık söylediğimiz, tekrar ettiğimiz özellikler. Dahili ekran karşı tarafına baktığımız zaman da Emre, Intel'in HD630 grafik ara biriminin kullanıldığını görüyoruz ki bu da 350 MHz'e 1.1 GHz gibi kendini boost eden, masaüstü işlemlerinde kullanabileceğiniz bir dahili ekran kartı arkadaşlar. Bunun dışında harici ekran kartı tarafına geldiğim zaman da Emre, en güzel tarafını sana bırakıyorum. 8 GB GDDR5 Nvidia GeForce GTX 1070. Evet, GTX 1070 var. Gerçekten canavar. Aslında bundan önce incelediğimiz videomuzda 1050 Ti ve 1060'lı modelleri incelemiştik. Kasa tasarımının benzer olduğunu görüyoruz ki zaten arkadaşlar da şu an ekranda görüyorlar. Bu modelde diğer modellerden farklı olarak 1070 var. Gerçekten canavar. Peki bu 1070'in teknik özellikleri neler Emre? Ben onlara değinmek istiyorum. GP104 chipseti var arkadaşlar. Yani ekran kartının kendi chip bakımından kod adı. 14 nanometre üretim teknolojisi ve bu sefer Emre 256 bite çıkıyor. 1070'le beraber gelen bir şey zaten. 1070'le gelen özellik 256 bite çıkıyor arkadaşlar. DirectX 12 destekli bir ekran kartı, 1443 taban frekansı, Turbo Boost'a kendine Emre 1645 MHz'e hız aşırtabiliyor. 2048 tane CUDA core'u var. Yani 1060'da 1280'di Emre. 1050 Ti'de 768'di. Bunda şu an 2048'e çıkmış oluyor. Yani 1060'ı da ikiye katlamış durumda. Hatta iki katından biraz daha, tabii iki katına yakın bir performans artışı söz konusu. 64 tane ROP birimi ve 128 tane TMU, yani doku kaplama ünitesi var arkadaşlar GTX 1070'in. Peki ekran tarafına baktığımız zaman da Emre, ekranı 15.6 inç Full HD 1080p IPS Mat LED ekranı var. Aynen. Yani bu ekranda zaten benzer özelliklerde aynı korunan ekran olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1080p IPS Mat LED ekrana sahip T5 16.1 diyelim. Bellek tarafına baktığımız zaman da bellek tarafında Emre bu sefer farklı bir şey yaptık. Diğer modellerden şimdi bu canavar ya, bunun da üzerine koymamız gerekti. Ne yaptık peki? 32 GB'a çıkardık Emre bellekleri. 32 GB 2x16'lık modüller DDR4 2666 MHz'e çıkardık ki bu G-Skill'in RipJaws marka düşük tüketimli bellekleri tercih ediliyor. 2666 MHz'de bu model RAM markası var. Biz de onu kullanmayı tercih ettik. Zaten 32 GB'a kadar çıkıyordu. Maksimum RAM boyutuna ulaşmış olduk böylelikle. M2 tarafına baktığımız zaman da Emre, iki tane Samsung'un 256 GB boyuta sahip PM961 M2 SATA PCI Express 3.0 X4 hızındaki disklerinin kullanıldığını görüyoruz. Bunlar M2 formunda
okuma yazma hızları 2800'e 1100 gibi ciddi rakamlar. Tabii bayağı ikisi RAID modda çalıştığı zaman 3200-3300'lere varan bir oranlara çıkıyor ki gerçekten muazzam hızlar. Peki 2.5 inçlik disk tarafına baktığımız zaman da burada da 2 terabaytlık her zaman kullandığımız bizim oyun diskimiz var. Seagate'in Barracuda arkadaşlar 5400 RPM'lik bir SATA 3 formundaki 7 mm'lik 128 MB ön bellekli diskini kullanıyoruz. İstenirse zaten 4 terabayta kadar yükseltilebiliyor. Ama biz burada 2 terabaytlık diskleri kullanmayı tercih ettik. Klavye tarafına baktığımız zaman Demre, klavyesi bir önceki incelediğimiz videomuzdaki modellerimizde kullanılan klavyenin aynısı olduğunu görüyoruz. Yine 4 farklı bölgenin aydınlatabildiği RGB tam LED arka aydınlatmaya sahip chiclet formunda yan yüzeyleri şeffaf olan güzel bir klavye bizi karşılıyor. Tabii bu modelin aynı zamanda mekanik klavyelisi de var Emre. Ancak şu an stoklarda henüz bu modeller yok. Önümüzdeki ay ortalarına doğru zaten stoklara girmesini bekliyoruz. Dileyen kullanıcılar mekanik klavyeli olan versiyonu da satın alabilirler. Yani görünüşü gerçekten güçlendiren özelliklerden bir tanesi notebook'un özellikle. Bunun dışında fiziksel boyutlara, fiziksel butonlara baktığımız zaman da hemen klavyenin üst tarafında 2 adet power tuşuyla birlikte 3 adet bir fiziksel buton olduğunu görüyoruz. Peki bunlar nedir? Ekran açma kapama ve Wi-Fi aktif hale getirip kapatma butonları. Bunlar da zaten kısa yol hemen işlemlerinizi yapmaya yarayan kullanışlı tuşlar arkadaşlar. İşletim sistemi cihazda bulunmuyor ama tabii biz bu cihazı test cihazı olarak konumlandırdığımız için Windows 10 yükledik. En son sürümlerini yükledik. Zaten Windows 10'un 1709 sürümüyle geliyor arkadaşlar. Derleme numarası da 16299.248. En son çıkan Windows'un güncellemelerinin alındığı sürüm numarası. Dileyen kullanıcılar zaten bu modeli alırken Windows 10'u seçerek o şekilde de satın alabiliyorlar. Evet. Dedikten sonra Emre, kablosuz ağ tarafı aynı. 3168 Intel'in Wi-Fi wireless AC 3168 Bluetooth 4.2 standardıyla geliyor Emre. Teoride 433 megabit bölü saniyelik bir aktarım hızını sağlıyor. Kamera tarafına baktığımız zaman da 1 megapiksellik hemen ekranın üst tarafında konumlandırılmış bir HD kamera olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1280'e 720 piksellik, 30 kare saniyelik ve 60 Hz'lik bir kamera desteğiyle geliyor. Çok profesyonel işlemlerinizde kullanmayacaksınız. Oyun yayınlarında gayet yeterli, makul düzeyde bir kayıt almanıza imkan sağlıyor. Fotoğraf çekme özelliği de var aynı zamanda. Ses tarafına baktığımız zaman da Emre, ALC 269 High Definition ses çipi. Evet, bu da aynı. Yani korunan özelliklerinden. Yazılım tarafında da Sound Blaster Cinema 3'ün güçlü bir yazılım desteğinin olduğunu söyleyebiliriz Emre. Zaten bu Sound Blaster 3 yazılımını biz bir önceki videolarımızda detaylı bir şekilde incelemiştik. Bu videoyu kısa tutmak, çok fazla detaya girmemek adına arkadaşlar o videolarımızı inceleyerekten Sound Blaster 3 yazılımının teknik detaylarına göz atabilirsiniz. Hoparlör tarafına baktığımız zaman da hoparlör, 2 tane hoparlörümüz var Emre. Hemen notebook'un ön tarafına konumlandırılmış. Bir adet de altında subwoofer var. Altında hemen subwoofer yer alıyor. Gayet performanslı bir şekilde. Giriş çıkış portlarına da hızlıca bakalım Emre. Ondan sonra en keyifli kısmında ben sözü sana devredeceğim zaten. Tabii, sen bekliyorsun o kısmı merakla. Evet. İki tane M.2 slotu var arkadaşlar. M.2 SATA SSD. Aynı zamanda SATA olmayan NVMe formunda denilen, yani PCI Express 3.0 standartını destekleyen M.2 diskler de takılabiliyor. Bunun dışında bir tane 2.5 inçlik mekanik ya da SSD takabileceğimiz ayrı bir disk slotumuz var. 2 terabayta kadar mekanik, 4 terabayta kadar da SSD olarak bu diskleri takabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen arka tarafta Emre, CPU ve GPU için havalandırma egzoz tahliye çıkışlarının olduğunu görüyoruz. Aslında bu bölümün arkada olması birçok oyuncuyu oldukça memnun eden özelliklerden. Evet. Çünkü herkes sağda ya da solda fan çıkışı olma özelliğini pek sevmiyor. Arkada o işin kendi başına hallediyor. Yeşil çerçevelerle de burada görünüşü güçlendiren bir güzellik yapılmış bu kasa tasarımında. Solda arkadaşlar iki tane USB 3.1 tip A formunda bir USB portları bulunuyor.
Sağ tarafta da 4001 kart okuyucusu Emre, 2 tane USB 2.0 bağlantı yuvası, speaker çıkışı yani kulaklık speaker çıkışı ve mikrofon girişleri konumlandırılmış. Arka tarafta da baktığımız zaman hemen güç girişi Emre, gigabit Ethernet portu, 1 adet USB 3.1 tip A Gen 1 standardında USB çıkışı arkadaşlar, girişi daha doğrusu, 1 adet de USB 3.1 Gen 1 standardında tip C, o ters yüz takılabilen kablolardan var ya Emre, o küçük, port. Küçük portlardan bulunuyor. Aynı zamanda bir adet de DisplayPort 1.3 konumlandırıldığını görüyoruz. DisplayPort arkadaşlar Full HD'de 144 Hz, 4K'da da 60 Hz'lik bir çıkış sağlayabiliyor. HDMI portumuz var aynı zamanda. HDCP destekli yani High Definition Content Protect dedikleri özelliğe de sahip. Full HD'de 120 Hz, 4K'da da 30 Hz'lik bir çıkış sağlıyor. Bluetooth tarafında zaten 4.2'ye Bluetooth ALC3168'e geldiğini söylemiştik. Mikrofon tarafına baktığımız zaman da kameranın hemen sağında ve solunda 2 adet çevresel sesleri alabilecek array konumda konumlandırılmış 2 adet mikrofon, stereo mikrofonumuzun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kamera aktif olduğu zaman da hemen kameranın sağ tarafında mavi renkte bir bildirim LED'i yanıyor. Bunun dışında boyutlar kısmına baktığımız zaman da Emre 386.9 mm genişlik oluyor arkadaşlar. 270 mm derinlik oluyor Emre. Ve 35.6 mm de yüksek. Cihazın kalınlığı oluyor. Yani cihazı yere koyduğun zaman en kalın noktası o altındaki yastıklarla birlikte cihazın üstüne metreyi tuttuğun zamanki aldığın en kalın nokta 35.6 mm. Ağırlık tarafına baktığımız zaman da 3 kilogramlık pil dahil bir ağırlığı var. Hafif değil, ağır da değil. Yani bu özellikteki bir bilgisayar için bence ideal boyutlarda yani limitlerinde diyebilirim. Evet. Adaptör tarafına baktığımız zaman 230 wattlık bir adaptörün olduğunu görüyoruz. 1070'i beslemek kolay değil çünkü. 19.5'a 11.8 amperlik bir güç sağlıyor bu arkadaşlar. Batarya tarafına baktığımız zaman da bataryası çıkartılabilir yapıda. 6 hücreli lityum iyon bir bataryaya sahip. 47 wattlık bir watt bölü saatlik güç tüketimine sahip. Evet, ne kadar Özgür. Çabuk bitirdim değil mi? Çok teşekkürler, rekor kırdın. Teşekkürler, sağ ol sen de. Evet arkadaşlar, özellikler kısmını bitirdik. Şimdi ne benchmark. Önce benchmark, sonra oyun incelemelerine geçeceğiz. Evet, hızlıca başlayalım o zaman. Hızlıca başlayalım. Zaten video şeyinde biz konuşmamıza devam edeceğiz. Evet, 3D Mark Fire Strike. Fire Strike testi. Evet, ilk Fire Strike'ı açtım. Videonun loading kısımları ve yükleme ekranlarını falan kestim. Olabildiğince en hızlı şekilde size ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama test aynı değil mi Emre? Test aynı, testte bir sıkıntı yok. Aslında videoyu bir nevi kısaltmış olduk. Kısaltmış oluyoruz, yani biz burada önceden kendimiz yapıyorduk. Sen o işi videodan önce halletmiş oldun. Evet, yani zamanı kısaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Eline sağlık Emre. İlk grafik testini bitirdi, şu an ikinci grafik testine geçti. FPS'leri görüyorsunuz. Gayet güzel FPS'ler. Yağ gibi akıyor. Yağ gibi akıyor. 1070 tabii ki. 1070 canavar. Bütün oyunlarda da biz zaten bunu son ayarlarda artık oynadık. Bütün oyunlarda. Hepsini fullledik diyorsun Emre. Süper. Ya zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Zaten ekranın şu an siz de görüyorsunuz sol üst tarafında FPS skorları yer alıyor. Bu da Afterburner programı kullanarak bunları yapıyoruz. Afterburner programında oradaki FPS counter'ı, işte CPU'nun ve RAM'in ne kadarının kullanıldığı gibi bütün teknik detaylar, aklınıza gelen bütün teknik detaylar zaten o kısımlarda yer alıyor. Evet. Şimdi CPU testine geçtik. Burada FPS'e çok takılmayın. Burada önemli olan CPU'nun ne kadar kullanıldığı. Bu arada sayaç biraz geç açılıyor. Evet. Bu programdan kaynaklı programdan bir şey. Programdan kaynaklı, bizden kaynaklı. Sayaçta CPU'nun kullanımlarını görüyorsunuz şu an. Neredeyse %100'e dayanmış durumda ve sıcaklıkları da yanında yazıyor. En son combined test, bütün testlerin hepsinin birleştirilmiş hali
Peki burada hem işlemci hem ekran kartı. Burada hepsi kullanıyor. Bütün kaynakları sonuna kadar kullanıyor. Sonuna kadar kullanıyor. Şu an görüyorsunuz işlemciyi tam sonuna kadar kullanmıyor aslında şu an. Evet. Şu an %65'lerde evde. Evet. Sıcaklık tarafı da %82'lerdeydi. Evet. Skor geldi 12.925. Evet. Yani müthiş bir skor. Çok güzel bir skor. F-Strike. Şimdi karşılaştırmasını yapacağız. Compare ekranına geçtik. Bak sağ üst tarafta valid result diyor, görüyor musun? Yani onaylı bir skordur arkadaşlar. Gaming laptopu bayağı bir geçmiş. Çok üstünde. Yani gaming laptopun üstü mü oluyor bu? Evet, gaming laptopun üstü oluyor. Evet. Monster olduğu için belki de içindeki özelliklerle birlikte karşılaştırdığımız zaman. Evet. Evet. Sıradaki incelememiz, daha doğrusu benchmarkımız 3D Mark Skydiving testi. Evet. Bu da farklı bir test. Aynı şeyleri yapıyor ama içeriği, görüntüleri farklı. Aynı mekanikleri test ediyor. Şu an 198, 212. Tabii sisli bir ekran var, ışıklar var, güneş ışığı, sisler, ağaçlar. FPS'i diyorum Emre, evet, 200 FPS'nin üzerinde. Ona rağmen 200 FPS üzerinde şu an gayet güzel. 261'i gördüm. Evet. Çok ciddi. Gerçekten FPS skorları, yani 1070'e geçtiği zaman bir kullanıcı, hani o 1050 Ti, 1060 testlerini biz çok yaptık ya Emre. Şimdi 1070'e geçince işin rengi değişiyor. Ya gerçekten yani. Üst segment. Kullanan kişi, ya orada şimdi kaç lira dedi? 7000 lira dedi. 7K bir fiyatı var ama. Değer. Değer mi? Değer. Şu an fizik testini yapıyor. Oyunlarda yıkılmalar, dağılmalar nasıl bir etki eder, onun testini yapıyor ya aslında. Ya bir de şöyle bir şey var. Biliyorsun ekran kartı fiyatları son zamanlarda inanılmaz artmış durumda. Tabii. Tek başına. Benim şu an evimde kendi kullandığım kişisel bilgisayarımda, evimde masaüstü bilgisayar kullanıyorum ben. Hı hı. 1070 var. Zamanında 1400 liraya almıştım o kartı. Evet. Şu an o kart Emre 3200 ile 3500 lira arasında bir fiyatı var. Peki bu model Emre 7000 lira fiyatı var. 7000 lira. Sadece ekran kartı zaten. Sadece neredeyse ekran kartı bunun yarısı gibi. Yani evet, şu an bir bilgisayar toplamaya kalksa bir kullanıcı, ev kullanıcısı bu fiyata toplayamaz. Toplayamaz, mümkün değil. Ama hı-hı, bunun içinde hem 1070 var, hem işlemcisi 7700HQ 7. nesil Kable A. RAM'i, diski, SSD'si muazzam bir komplike bir sistem olmuş oluyor, evet, ki sonuçlar da geldi. 29.715. Bu da bayağı güzel bir skor. Müthiş bir skor. Yani grafik skoruna baksana 51.706 Emre. Evet. Fizik skoru 10.290. Şu anda da sen detaylara baktın. Yine gaming laptop uçmuş çok çok durumda. Üzerinde. Yani 29.715 nedir ya? Bak better'den %91, yani sonuçların %91'inden çok daha iyi. Dünyadaki bütün bu testi yapanların %91'inden daha iyi bir cihaz diyebiliriz. Öyle bir bilgisayar arkadaşlar. Evet. Evet. Bu sıradaki testimiz 3D Mark Time Spy. Time Spy testi. Bu testi de ben çok seviyorum. Bundan önceki 3D Mark'ın 3D Mark 11 vardı. Eski arkadaşlar hatırlarlar. Sürekli hani ben o test programlarını sürekli çalıştırır, böyle benchmark kasıyordum demiştim ya. İşte bu test programı onun karıştırılmış hali, yani karması. Evet. Dolayısıyla hani bu test programını çalıştırdığı zaman kullanıcılar o geçmişteki gördükleri test yazılımların hepsinin bir kombinini aslında, bak şurada fanuslar var ya kapalı. Evet. Onun içerisindeki bütün görseller aslında eski 3D Mark'ın test yazılımlarının orada hapsedilmiş, ayrıca gösterilmiş bir versiyonu. Geçmişe de böyle bir gönderme geçmişe yapıyorlar. Geçmişe de gönderme yapıyor. Buradan şimdi geçecek, orada o bölümleri gösterecek. Elindeki mesela büyüteçle bakıyor ya. Evet. Mesela FPS'ler şu an müthiş. Bu kadar yoğun yani, bu kadar yoğun grafiğe göre değerlendirmenize, oyun içindeki ya da test içindeki grafik yoğunluğuna, objelerin çokluğuna ve ortamdaki partiküllerin çokluğuna göre yapın. Yani partikül dediğim, havadaki duman bir partiküldür. Duman, sis. Ateş, sis, bunlar evet, partiküldür. Patlama efektleri. Objeler görüyorsunuz zaten şu an ekranda. O kadar çok obje var ki hepsinin o fanusların içinde küçük bir dünya var aslında. Fanusların içinde eski test programlarının, bak burada mesela şu an bir uzay mekiği var. Evet. Ve canlı test, hareket ediyorlar. Hareket onların içinde ediyor. Partiküller var. Çok fazla efekt var. Yapabileceğiniz en güçlü benchmark testlerinden bir tanesi. Zaten 3D Mark dünya üzerinde bilinen, evet, kabul görmüş bir test yazılımı. Ekran kartı testleri denildiği zaman bütün test merkezleri zaten bu programları
kullanıyorlar ve size performans konusunda şu kadar FPS aldı, bunun performansı yüzdesel olarak şu kadar daha iyi, bununki yüzdesel olarak şu kadar daha aşağıda gibi bütün test programlarını ekran kartı testlerinde bu programı kullanarak karşılaştırıyorlar. Biz de evet. Bundan sonra artık bu standardı koruyarak devam edeceğiz inşallah Emre. Evet, ikinci grafik testi de bitti. CPU evet. testine geçtik. CPU testine geçtik. Burada zaten direkt CPU'yu yük bindiriyor. Şu an görüntüden bir anlam çıkarmaya çalışmayın. Görüntü sadece CPU zorlasın diye çok fazla işlem yaptıracak bir görüntü var. Hani evet. saçma aslında. Dağılan bir virüs gibi bir şey var böyle. Aynen öyle. Ben de onu diyecektim şimdi ya oradan. Böyle dallanıyor, budaklanıyor, oradan bir yerden bir şeyler çıkıyor. Aklıma Prey filmi geldi. Evet. Prey oyunu geldi oyunu. Daha doğrusu. Oradan böyle dumanlar yayılıyor, böyle şey çıkıyor ya, minikler çıkıyor. Virüs gibi şeyler çıkıyor. Virütük şeyler çıkıyor, aynı ona benzetmişler. FPS'e takılmayın dediğim gibi, bu CPU testi. Evet. Evet, sonuçlar geldi. 5244. 5244 Emre, CPU skoru 4312 arkadaşlar, grafik skoru 5452. Evet. Burada GTX 1070, diğer detaylar hemen zaten karşınızda test skorları. Karşılaştırmaya evet, açtık. Burada da dünya üzerinde yapılmış olan bütün test sonuçlarının %48'inden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ki biz bu testleri yaparken arkadaşlar ekran kartına herhangi bir hız ışırtma yapmıyoruz. Evet. Yani kendi frekansları. Kendi frekansları, standart frekansları da çalışıyor. Aslında hız ışırtılmış yapılan test skorlarının arasında evet. Belki de yapılmamışların da kombinleriyle ortaya çıkan bir sonuç olmuş oldu. VR marka açtık. Evet. VR markın Orange Room benchmarkı var. Evet, ya madem 1070 inceliyoruz, bir VR'ı da bakalım dedik. Evet. 1050 Ti'de 1060'da bakıyoruz, niye 1070'de bakmayalım? Evet. 1070 VR 7 ready zaten. Evet. Bak şu anda 186-187. Şimdi bu VR gözlüğünü, kaskını taktığınız zaman Oculus'da ya da HTC Vive'da bizim aşağıda zaten bunun demo olanı var. Orada da test edebilirsiniz. Bu 186 arkadaşlar, bunu ikiye bölüyorsunuz. Yani 84-84. Mesela 190 ise 80-80. Evet. 90-90 değil mi? Evet. Ne oluyor? Her gözle orantılı bu değeri şey yapıyor. Yani bunu ikiye bölünmüş hali aslında tek bir gözle FPS olarak görüyor kullanıcılar. Bu ne kadar iyiyse VR performansı o kadar iyi oluyor. Evet. Motion sickness denilen o hareket baş dönmesi, bulanıklık. Harekete bağlı o senin baş dönmen, mide bulanıklığın, yani o çok kötü bir tecrübe. Onları yaşamıyorsun. Özellikle HTC'de biz hiç yaşamadık yani. Evet. Adamlar yapmışlar yani. Skor geldi 8391. Evet. Bak oradaki skor VR Ready PC'ler arkadaşlar 5000 kabul ediyor. Biz neredeyse 2'ye katlamışız, 8391. Evet. High End PC de 9701'miş. 9701 high-end PC, yani alınabilecek en üst bir PC. Bütün sonuçlardan %68'inden daha iyi. Daha ne olsun? Daha ne olsun? 7000 lira veriyorsun Emre, o kadarcık da olsun değil mi? Bir canavar satın alıyorsun. Az bir şey değil. Yani gerçekten yani evet. 7000 lira iyi bir para ama aldığın zaman da sonuçlar ortada arkadaşlar. Assassin's Creed Origin. Evet. Oyunlara geçtik. Evet. Yeni paketleri çıktı bu arada Assassin's Creed Origin'in. Yakın zamanda alıp onları da bitireceğim inşallah. DLC'leri. Evet, DLC'ler çıktı. Görüyorsunuz bütün oyunlar, bütün ayarlar high, very high'da. Sen yine en üste çıkmışsın ama bu sefer Giza'da değilsin. Yok, Giza'da değilim. Giza piramitlerinde değilim şu an. Burada bir görev var. Hı hı. Yeni çıkmış herhalde görev ya da benim atladığım bir görev. Onu o görevi diyorsun. Yapayım dedim. Evet. 3 tane yer var. Orada bir kutu, küp gibi bir şey var. O küpleri bulup yok etmemiz gerekiyor. Evet. Sen de o küpleri aramaya evet, gidiyorsun. Evet, küpleri aramaya gidiyorum. Şu an kuşumuzla. Kartal bakışıyla. Kartal değil mi? Şahin mi, Kartal mı? Şahin olması. Ya Kartal i̇şte ya kuş Şahin. Kuş bakışı bilmiyorum. Şu anda. Kuş bakışı, evet. Evet, yerini tespit etti. Yerini tespit ettim. Şimdi kaleye sızmam gerekiyor. Evet. Atlaya atlaya bazı kısımlarını geçiyorum. Bu oyunda 2-3 tane seçeneğiniz var. Hı hı. Birincisi
uzaktan herkesi öldürmek. İkincisi Assassin gibi gizlice şu an yaptığım suikastçı gibi gizli gizli ilerlemek. Üçüncüsü de bodoslama, Allah ne verdiyse girmek. Biz genelde hep böyle yapıyoruz ya. Yalnız direkt sen Assassin gibi. Şu an Assassin gibi girdim ama bir yerden sonra fark ettiler. İyi saklanamadım. Evet. Birkaç kaleyi hiç fark edilmeden tamamen aldım. Yani bir 50 adam öldürdüm hiç fark edilmeden. Orada Metal Gear Solid havası var. Nasıl? Metal Gear Solid diye bir film var ya, şey oyun var oyun, ya. Evet. Ya aynı onda da aynı mantık var. O da böyle giriyor. Silk Mold var. Thief diye bir oyun vardı, onda vardı. O da aynı şekilde hırsız. Ya böyle çoğu gizlilik oyunda, esaslı oyunlar. Çoğu oyunda var. Skyrim'de de öyle bir seçeneğim var aynı şekilde. Evet. Çok eğlenceli. Ben önceden sevmezdim. Bodoslama dalardım. Ama sonra... Ama keyifli olmuyor öyle ya. Yani böyle bir şeyleri hallede ilerlemek. Mesela Doom tarzı oyunlar deşarj olmak için oynanan oyunlar. Ben bu oyunlarda da o şekilde deşarj oluyordum. Böyle bodoslama dalarak. Evet. Ama iyice izleyip stratejik olarak oynamak çok daha eğlenceli olmaya başlıyor bir yerden sonra. Mesela şimdi şeyleri oynuyorum. Profesyonelleri artık onu yapıyor biliyorsun. Evet. Hiç fark edilmeden şeyi oynuyorum. Batman Arkham Origins'i oynuyorum. Knight'ı oynamadın. Bitti zaten. Hı-hı. Şimdi Knight indirimde herhalde onu alacağım, onu da bitireceğim. Evet. Onda mesela hiç fark edilmeden oynamayı seviyorum. Özellikle Batman serisinde. Ya Batman serisi ayrı bir olay. Tabii. O son çıkan Arkham Knight'ta bayağı ciddi bir FPS sorunları yaşamışlardı. Hatta bize oyunu... Arkham Knight mı? Arkham Origin'de mi yaşandı? Origin'de yaşandı. Söyledim, affedersin. Evet. Dolayısıyla o FPS sorunların olmasından dolayı bende birkaç Batman oyunu yoktu. Adamlar diğer Batman oyunlarını da hediye ettiler. Bana etmediler. Ben önceden aldım. Ben daha önce aldım. Sen daha sonra aldın. Bakmıştık ona. Niye öyle oldu? Bana vermediler. Bilmiyorum nedenini. Allah Allah. Belli bir indirimden falan aldım herhalde ben. Ondan dolayı vermediler. Olabilir. Ama oyun çok güzel. Şu an optimizasyon sorunu yok. Evet. Ya da ben 1060'da oynadığım için optimizasyon sorununu görmüyorum. Aslında oyun yapımcıları genelde şöyle yapıyorlar. Oyunu bir önceden duyuruyorlar. Hemen o sürücü optimizasyonları daha yapılmadan ya da tam tamamlanmadan, testleri yapılmadan oyunu piyasaya sürüyorlar. Sonra kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine geri bildirimlerden sonra işte gerekli yamaları çıkartıyorlar. Oyunun işte sürücülerini optimize ediyorlar, güncelleştiriyorlar falan. Evet. Biz bunu mesela şu an en güncel oyun olan, hani herkesin de oynadığı, adını da bildiği PUBG'de mesela çok sıklıkla yaşıyoruz. Evet, biliyorsun. PUBG'de özellikle. Yani ilk official sürüm yayınlandıktan sonra versiyon 1.0 arkadaşlar yine bayağı bir güncelleme aldı. En son yapılan güncellemeden sonra FPS oranları ciddi anlamda yine düştü. 5-6 FPS kadar düştü ve en son çıkan birkaç gün önce çıktı. Nvidia'nın tekrar bir güncellemesi söz konusu oldu. Oradaki FPS kayıtları geri geldi ve hatta bir miktarda artış olduğu gözlemlendi. Zaten evet. PUBG'ye geçtiğimiz zaman da arkadaşlar o görecekler. FPS skorlarını görecekler. Evet, sıradaki oyunumuza geçelim. Evet. Counter-Strike Global Offensive, evet. Kısaca CS:GO. CS:GO. Geçen videoda söylemiştim. Hani artık Counter-Strike FPS karşılaştırmak için ya da bir ölçüt değil. Evet. Çünkü FPS'leri hiçbir şekilde sabit değil. Ve sürekli değişken. Ultra'da olsa bile, her şeyi en yüksekte olsa bile sürekli değişken görüyorsunuz. 260, 280, 200 ve 200 FPS gereksiz bir FPS aslında. 200, 140'ın üstü, 150'nin üstü gereksiz FPS. Normalde standartı 60'tır. Bir önceki videoda da söyledim. Oradaki rakamlar psikolojik. Yani evet. 277, 280 küsürleri gördüm az önce. Şu an 240'larda dolaşıyor. Evet. Yani hani orada 100 FPS ile 200 FPS arasında bir fark yok. Çünkü ekran tazeleme oranı zaten 60 Hz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bu bilen arkadaşlar mutlaka vardı. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Ekran tazeleme oranınız 60 Hz ise ya da 144 Hz ise, 120 Hz ise fark etmiyor. O tazeleme oranının üstündeki aldığınız her FPS aslında tazelemenin üzerinde aldığınız sizin tatmin duygusuna tekabül ediyor. Yani 144 Hz'lik bir monitörde
144 FPS'ye kitleyin oyunu ya da 300 FPS'de oynayın, bir fark olmayacak. Yani aynı biz şeyi bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynı şeyi görüyorsunuz. Ama oradaki skorlar ne oluyor Emre? İnsanların ya işte ben şu kadar FPS alıyorum arkadaşım. Yarış haline dönüyor bir yerden sonra. Şöyle 1070'te bütün ayarları low alıp o şekilde oynayan kişileri tanıyorum. Hani gereksiz bir şey. Niye low alıyorsun? Hani bir de ekranı kare yapıyor. Ha, tamam bu tercih meselesi. Şimdi ama FPS'i 500 yapmak bir şeyi değiştirmiyor. Konsollarda, son çıkan konsollarda şimdi 60 kare saniyenin sabitleme. Sabitlendi evet. 4K'ya da 30 kare saniye sabitleyeceğini iddia eden konsollar var şu anda evet. Değil mi? Alıyor mu o FPS skorlarını? Birkaç oyunda alıyor. Evet. Çoğu oyunda daha alamıyor henüz. Alanlar var. Eski konsolları geçtim zaten. Yani eski konsollar da Full HD'de 30 kare saniye sen wow falan diyordun. Bunun ekranı 60 Hz. Sen 60 kare saniyeyi Full HD'de aldığın zaman ki 1060'da alıyorsun bunu. Hı hı. 1050 Ti'de da 45-50 arasında gidip geliyor. 1070'e saymıyorum bile. Emre, yani 1070 zaten 2K monitörün çok rahat ultra ayarlarda oynayabileceğin özellikle bir ekran kartı. Evet. 4K'da oynarsın. Ben 1060'da 4K'da 30 alıyorum. Ama CS:GO'da abi ben şu muhabbeti anlamıyorum. Şimdi ben 256, işte 270, 280, 300 FPS alamıyorum diyen mutlaka bir kullanıcı çıkacaktır. Gerek yok arkadaşlar. Burada başka bir haritaya geçtim. Evet. Bu haritada da açık alan olduğu için 170'e falan iniyor arada ama yine 200'ün üstünde genelde. Hı hı. Gayet akıcı, güzel. Oyun oynamanın hiçbir şekilde sıkıntıya sokmuyor. Tıkır tıkır. Droplar yok. Tıkır tıkır oynanılıyor. Bu ekran kartın Counter-Strike Global Offensive'i çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Evet, bence yeterlidir Emre. Evet. Eline sağlık. Bu arada bütün oyunları Emre sağ olsun. Hepsini tek tek oynadı. Kendisi iyi oyuncudur. Estağfurullah. Hakkını vermen lazım Emre'cim. Olmuyor öyle. Evet, sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Evet, GTA 5. GTA 5. Yine senin krom kaplama arabanla, Michael'la bakalım. Michael'la oynamayacağım bu oynamayacağım sefer. Mı? Yok. Yine Trevor'a mı geçeceğim? Trevor'a geçeceğiz. Michael'ın da 2.247.086 doları varmış. İyi o para iş ya. Yerlerinden geliyor ya. Mafya babası gibi oldum. 2 milyon dolar. İyi para. 2 milyon doların olsa, böyle bir oyun da bile olsan yani insana böyle ayrı bir şey veriyor değil mi? Daha güvenli yaşardım ya. Bu oyunda atlıyorsun, hopluyorsun. 2 milyonu var. Adam hala sokakta adam yumrukluyor falan yani. Ne güzel işte. Tabii oyun içinde. Oyun güzel. İçinde tabii ki. Gerçek hayatta güzel değil. Arkadaşlar bunun oyun olduğunu özellikle yaşı küçük olan arkadaşlar etkilenebiliyor bu tarz şeylerden. İzlememelerini tavsiye ediyorum. Evet. Mesela Trevor'a geçtik. Direkt aldı bir adamı köprüden aşağı attı. Kafayı yemiş bu adam ya. Tabii zaten deli, akıl hastası bir insan. Oyunda da bunu görüyorsunuz. Bunu A takımının arkadaki arabasına benzettim ama. Evet, Trevor'a hiç yakışmayan bir arabayı aldım. Evet. Ama yeni arabalar gelmiş oyuna, güncelleme oldu herhalde. Ya da ben dikkatimi çekmedi. Bu arabayı mesela görmemiştim ben. Evet, biz genelde spor arabaları kullandığımız evet, için. Modifiye ettim bunu bir de. Oo, camlarını da karartmalı yapıyorsun. Evet. Şey yaptım, üstüne çanta manta bağladım. Tatile çıkıyormuş gibi. Evet. Ama araba çok uzun ömürlü olmadı. Yani süspansiyonlarını da bayağı indirmişsin. Lastikler de bayağı geniş. Bak, geçli. Araba lastikler. Oradan çıktım, tren yoluna girdim, kanaldan gittim, hop. Ama düz düştü. Yine doymadım, hop suya atladım. Emre, araba katili oldun. Evet ya, o kadar uğraştım bir de onu düzenlemek için. Evet, burada gidiyor mu? Gitmez. Gitmez canım, kum. Battı direkt kuma. Evet. Suyu yumrukluyor Trevor. Kanal değil mi burası? Evet. Evet, 80 FPS'lerde rahat rahat, bütün ayarlar, full detayda. Full HD çözünürlüklerde. Bak şu anda sudan yansıma efektleri var Emre. Etrafta çalı bütün çırpı. Bütün her şeyi sonuna kadar açtım. Çalı çırpı var ki GTA'da, GTA oyuncuları bunu çok iyi bilirler. Hı hı. Çayır çimene gittiğin zaman FPS'lerde inanılmaz bir drop olur. Yani düşme söz konusu olur.
Dolayısıyla orada yani 60'ın altına inmediğini sizler de rahat bir şekilde gördünüz arkadaşlar. Şu an 62, 61. Gidiyor bir tane cips çalıyor. Habire bir şeyler çalıyor zaten. Bir şeyler çalıyor. Oyunun zevki de burada. Yani aslında kullanıcıya hani tek düze işte level atlama ya da stage geçme mantığında bir oyun olmadığı için verilen görevleri yap, arada keyfine göre takıl. Sandbox denilen yani kum havuzu mu diyelim, çocukların oynadığı kum havuzları oluyor ya, böyle kalemale yapıyorlar. Evet. Sandbox deniliyor bu tarz oyunlara, açık dünya oyunları. Özgürce bir dünyanın içinde yaşayabiliyorsun, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Sebebi de zaten o değil. Evet, zaten ilk sandbox oyunlardan bir tanesi. Evet. GTA. İlk belki de. İlk olabilir. Tam emin değilim ama GTA 1 ilk sandbox bir oyundur. Açık dünyadır. İstediğini yaparsın. Hı hı. İster görev yaparsın, ister. Burada zeplini aldım. Vay. Bombalayacaksın herhalde. Bombalanıyor mu? Bilmiyorum. Olabilir. Yok, öyle bir şey varsa yaparım yani. Üzerinde atomik yazıyor ya, dedim herhalde şehre atom bombası falan atacağım. Yok ya. Ya. Çok ilginç modları var GTA'nın. Özellikle Iron Man modu falan çok eğlenceli. Burada bir ilerideki gökdelenin tepesine inip oradan biraz manzarayı keseceğim. Evet. Hop, iyi indirdin Emre. Artık Trevor yaptıklarından utanıyor, intihar etmek istiyor ve Trevor intihar etmedi. Kandırdı. Aklıma PUBG geldi Emre ya. Evet. GTA'da PUBG modu var mıdır acaba? Bu dümdüz gidiyor. Vay. PUBG'de biraz daha aşağı iniyor. Bu dümdüz gidiyor paraşütü diklediğin zaman. Evet, Emre oyundaki her türlü atraksiyonik hareketleri deneyerekten bu sefer motorla. Otoparkın üstünden motorla atlıyoruz. Aklıma Trinity'nin Matrix serisindeki atladığı motor sahnesi geldi Emre. Evet. Ama orada ters parandeyle şöyle güzel bir iniş sergiliyordu. Tabii onda ip var ama. Neyse, bu da bu kadar yeter. Evet, sıradaki oyunumuz Call of Duty World War II. World War II. Yani ikinci Dünya Savaşı. Evet. Bu oyunda hoşuma giden özelliklerden biri. Bu arada özelliklerini önce bakalım. Tamam. Her şey en sonda. Advanced setting. Her şeyi olabildiğince en sona çektim. Hatta render resolution'ı iki katına çıkardım. Oo, %200 yaptım. %200 yaptım. Bayağı yani bir zorlayayım dedim. Normali ikiye katladım. İkiye normal katladım. Bütün ayarların hepsini ikiye katlanmış evet. Hali. Evet, bakalım kaç FPS alıyor. Bu oyunda çok sevdiğim bir özellik hikaye ilerlemesini bir harita üzerinden gösteriyor. Gerçek savaştaki gibi. Şu kaplama İlk... kalitelerine bakar mısın? Tabii canım. Ya bayağı başarılı bir oyun. Zaten yılın oyunu seçilmiş olabilir. Bilmiyorum. Ama yılın oyunu olmaya aday bir oyun. Ya şimdi bu oyunu görünce bizim Mehmetçiğimiz geldi aklıma Emre. Evet yani ya. Tank üzerinde şu anda. Şu anda Afrin'de bizim için savaşıyorlar. Bizim için savaşıyorlar. Allah onların da inşallah yolunu açık etsin. Zaferle dönerler. İnşallah. Evet bak, burada mesela yukarıdan bomba bıraktı uçaklar. Şu an oyuna bayağı başladık. Bir şu an etrafta partikül efektleri var arkadaşlar, görüyorsunuz 55 FPS'lere kadar düştü ki %200'lük resolution'da oynuyoruz şu anda. Evet. 1070'i bayağı bir zorladık o zaman Emre. Normalde %100'de bunun iki katı kadar düşünün. Evet. İki katı kadar FPS çoğalabilir yani evet. Yakın ona. Şu an pusuya düştük ve oradan kurtulmaya çalışıyoruz. Hmm. Şu diğer senin arkadaşların değil mi? Zasman. Evet. Ve Turner. Turner. Biri medic, Sıhhiye, evet. Öbürü de cephaneci. Evet. Ama Sıhhiye şu an zor durumda sanıyorum. O kendini iyileştirir. İyileştiriyor ama nasıl oradan bir tane yani. Adrenalin bas, tamam kalksın. Keşke öyle olsa değil mi? Keşke. Keşke oyunlardaki gibi böyle kolay olsa yani bu evet. İşler ama değil. Evet, burada çeşitli ekranlar arasında geçişler görebilirsiniz arkadaşlar. Aslında bu uzun bir oynanış senaryosunun Emre 5 dakikaya indirgemiş versiyonunu izliyorsunuz. Evet, kesitler yani kesitler normalde halinde. bir arc diyebiliriz yani bir kısmın kesilmiş
versiyonu diyelim. Evet. Çünkü normalde bu yarım saat civarında sürüyor bir arkı. İlki Omaha çıkartması, bu Hı-hı. ikincisi olması lazım. Evet. Biraz daha ilerledik. Kadar, İçerilere doğru ilerliyoruz. Evet. Evet. Burada AA Gun var. Anti artilleri galiba. Evet. Uçak savar. Uçak savar. Evet. Burada uçak gelen uçakları indiriyoruz. İndiriyoruz. Evet. Şu dönen şeyin hiçbir zaman ne işe yaradığını anlamadım ya. Bir ara araştıracağım onu. Merak ediyorum. Hangi dönen? Şu ortalık dönüyor. Evet. Ha. Acaba şeyi mi ayarlıyor? Düşüş yükseldikçe o eğiliyor. Düşüşünü mü ayarlıyor? Ben neyi ayarlıyor bilmiyorum. Anlayamadım yani onu. Bir şeyin göstergesi o. Muhtemelen bir işe yarıyordur da. Bu arada düşman uçağı mı, dost uçağı mı nereden anlıyorsun? Dost uçağı yok. Hepsi düşman uçağı. Oradan anlıyorum. Evet. Evet, burada tanklar saldırıyor. Bir yani, yığınak var. O yığınağa biz şimdi çok iyi, ya. Çok iyi canım. Yani gerçek yaşıyor musun gibi zaten ses efektleri olsun, oynayış olsun, mimikler olsun, her şey çok gerçekçi. Öf. Şu an aldım hangi silah bu? M1 Garand değil. Grant. O yerdeki M1 Garand. Bu kar olabilir. Evet, o zamanın karı. Evet. Yok, kar zaten o zamanın silah. Rus silah. İkinci Dünya Savaşı oyunlarının hepsinde vardır. Birçok kullanıcı tabii kar silahını PUBG'de tanıdı. Kar, M1 Garand işte o en çok kullanılan silah var. Alman Mavzeri, zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bizim ordumuzun da kullandığı bir silah. Atış ediyor yandan, böyle mandalı gibi bir şey var. Kolu var. Tabii oyunlar sayesinde silahlar konusunda bayağı bir bilgi edinmiş oluyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı tarihi. Aslında çok hani önemli bir bilgi değil ama değil, ister istemez tabii. Oyunlarla bu bilgileri sizler de elde etmiş oluyorsunuz. Silah güzel bir şey değil. Savaş güzel bir şey değil. Hiçbir şey değil zaten. Gönül ister ki olmasın ama zorunda kalınıyor tabii ki. Ben şu atmosfere bittim Emre ya. Yani oradan dumanlar yükseliyor. Güneş o dumanların arasından süzülüyor. Etrafta birçok karakter modellemesi var. Havada ateş parçacıkları, partiküller, mermiler havada uçuşuyor ve FPS'ler muhteşem yani. Sıradaki oyunumuz Forza Motorsport 7. Evet. Yine Forza. Demoyu açtık. Hı-hı. Burada bütün özellikleri Ultra'ya aldık. Evet. 16x. Anisotropik filtre, diğer bütün detaylar Ultra'da, MSA kalitesi de 8x'de arkadaşlar. Yani olabilecek en yüksek ayarlarda Motorsport 7 testini gerçekleştiriyoruz. Evet, şu an demo FPS'ler 95-96. Yani ben burada bir, yani benim en çok bu oyunun testini yapmak istememin sebebi aslında grafikleri ne kadar ekran kartını zorladığını sizlere göstermek ama yani Microsoft mağazasından bu oyunu bir türlü hani yedek alıp da bir başka bilgisayara aktarım yapamıyorsunuz. Yani bunu da eleştirmem gerekiyor. Yani evet. Bir Steam gibi, Origin gibi, Uplay gibi. Yani bunun da bir yedekleme mekanizmasının bence olması gerekiyor. Çünkü her seferinde bu oyun demo olmasına rağmen 22 GB. Evet. Her seferinde indirmek zorunda kalıyorsun. İndirmek zorunda kalıyorsun. Ve böyle bir şey ben kabul edemiyorum. Yani bundan sonra büyük ihtimalle incelemeyeceğiz. Bu yok, şimdi bunu inceleriz. Yani incelemekte sıkıntı yok. Yani indiririz. Bizde sınırsız internet var ama evinde interneti kontrol olan birçok kullanıcı var. Yani birçok dediğim bayağı bir kullanıcı var yani. Ve dolayısıyla ne oluyor? İnsanlar hani oynamak istiyor. Oyunu sürekli indirmek mi gerekiyor? Yani bilgisayar format attığında ne oldu gitti. Hadi bir daha. Yedek alamıyorsun. Yedek alma şansı da yok. Biz birkaç kere denedik. Yiyorum diye. Yemiyor. Bayağı bir denedik ya yani. Ya var yolları da o kadar ya zor ki. Denedik hepsini. Windows'u hacklemen gerekiyor resmen şey için. Yedeğini alabilmek için. O yüzden bir yerden sonra bıraktım. Uğraşılacak bir şey değil. Ya, tekrar indirmek daha normal basit. Microsoft oyunları var. Evet. Onları yaptık. Başka bilgisayara hiç o oyunları indirmeksizin direkt şak diye. Ama normal bizim bir dönem verdiğimiz Gears of War oyunu vardı. Onun üzerinde denemiştik. Olmuştu. Bu oyunda yapamadık onu. Evet. Ya Microsoft zaten sürekli güncelleme yapıyor. O yapılan şeyi de büyük ihtimalle kapatıyor belli bir süre sonra. Ya Microsoft'un eleştirdiğim iki yanı bir DVR, bir de şu yedek oyunları yedekleme olayı.
O yüzden ben mesela Xbox oyunlarını bu oynamak istemiyorum. Xbox oyunlarını oynamak istemiyorsun. Ya Microsoft oyunlarını daha doğrusu. Yani Xbox DVR özelliğini zaten artık son Windows güncellemesiyle kapalı gelmeye başladı, evet. Ama aslında kapalı değil arkadaşlar. Register'dan onu yine kapatıyorsunuz. Ben kapatıyorum. Elle kapatmayı kaldırmışlar. Elle kapatmayı kaldırmışlar. Kapalı geliyor gibi anlıyorsunuz ama değil işte. Kapalı değil. Yani biz onu register'dan ayrıca bir daha giriyoruz. Register ayarlarını değiştiriyoruz ve kapalı hale getiriyoruz ki FPS'ler ancak öyle normale dönüyor. CSGO'da en çok etkileyen oyun CSGO. Evet. Xbox DVR ayarını. CSGO'da zaten FPS'leri gördünüz. Bundan önceki A5 10.3 ve T5 14.1 incelememizde de gördü arkadaşlarımız. Bu testte de gördüler. Yani o ayarı yapmanız lazım. Tabii bunun için ne yapman lazım Emre? Giriyorsun, araştırıyorsun, nasıl kapatılır öğreniyorsun. Bilgisayarın gidiyorsun, bilgisayar ayarlarını değiştiriyorsun. Oyunu tekrar yüklüyorsun. Belki gerekirse oyunun kendi ayarlarını yapıyorsun. Oyunu test ediyorsun. Baktın ne oldu? Tamam. Ama bilgisayar uzun iş yani. Yeni bir bilgisayara geçtin yine aynı ayarları yapmak zorundasın. Ki böyle evet. Bir oyuna sahipsen bir daha indirmek zorundasın falan falan. Yani bayağı bir eleştirdim, yapmak zorundaydım çünkü. Evet, ama bence eleştirdiler. Bence yeterli bu da bu kadar. Emreğine sağlık. Bitirmeye gerek yok. Evet, çok güzel olmuş. Sıradaki oyunumuz Doom. Doom, deşarj oyunu. Vulkan motoruyla deniyoruz. Hadi kanka gidelim elimizle canavar parçalayalım. Gördüğünüz gibi Vulkan motoru açık. Evet. Apisi Vulkan. Evet. Bütün özellikler en sonda ve oyuna Vulkan başlıyoruz. Modu var. DirectX 12 modunu açtığınız zaman FPS skorlarını göremiyorsunuz ekranda. Kendi FPS counter'ı var. Evet. Onu da açabiliyorsun oyun içinde ama biz bunu kullanmak istediğimiz için. Ya biz bir önceki testi de Vulkan'da yaptık ya. Evet. O yüzden Vulkan motoruyla bu işi Vulkan devam ediyoruz. Vulkan optimizasyonu daha iyi daha ve iyi. Görüntüleri çok daha iyi veren bir sistem. Neden diğer oyunlarda kullanılmıyor hiçbir fikrim yok. Yani teknolojisini tam olarak yeni bilmiyorum. Yeni bir teknoloji. Belki oyunlara adaptasyon süreciyle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor olabilir. Evet. Ama yani bu nimetin üzerine gidilmesi gerekiyor. Yani illa hani böyle DirectX 12'ye bağımlı kalmadan, ekli hani efor sarf etmeye gerek kalmadan Vulkan'ı diğer oyunlara adapte ederek bu şekilde performans artışına gidilebilir diye düşünüyorum. Ya Doom güzel bir oyun ama çok vahşet, çok metal. Herkesin oynuyor. Ha, 70'lerin oynayacağı bir oyun ve herkesin de oynamayacağı bir oyun. 16 mı? Evet, artı 16 diyebiliriz. Olmalı. Yani mesela bazı arkadaşlar bu bu tarz oyunları hiç oynayamıyor. Hopluyor, zıplıyor, korkuyor, geriliyor. Diyor durduk yere ben gerildim abi diyor. Eğlenmek için oynuyorum bu oyunu diyor. Bu oyunda da o gerilim çok var. Özellikle şu büyük canavarlarda. Ölmüyor bir türlü. Sürekli üzerine hopluyor, zıplıyor. Heyecandan çok gerilim oluyor. Eğimini geliştiriyorsun. Yok, bu oyun eğim geliştirmedik bir oyun değil. Bunlar rastgele sıkıyorsun aslında. Arcade oyunu tam. Arcade, evet. Tam bir Atari oyunu. Atari. Eski bir Atari kullanıcısı olarak şimdi şey aldım, üzerime aldım ya. Atari oyunu. Yok, Atari oyunları kötü demiyorum. Arcade de kötü değil. Evet. Yani arcade'in oynanacağı yer var, oynanmayacağı yer var. Evet. Mesela ben sinema salonlarından ben çıkmazdım yani. Biliyoruz yani. Evet. Hani o dönemleri. Oyun salonları, işte, arcade makineleri. Arcade makineleri. İşte 5 tane tuşa birden aynı anda basman gerektiği evet, olan oyunlar, Street Fighter gibi. Jeton atıyorsun. Şimdi notebooklar çıktı, MacBook bozuldu. Eski arcade oyunlarından eser kaldı mı? Kalmadı. İşte onun yerine alternatifler bunlar var. Evet. Bazen o tadı arıyorsun. Ben şimdi oynasan o kadar o tadı vermeyecek oyunlar büyük ihtimalle. Ama o zaman o his, verdiği his var ya, şimdiki oyunlar alamıyor. Şöyle bir şey var. Ya ben işte şu oyunu oynayarak büyüdüm değil mi? Hı hı. Hani mesela arada seninle de konuşuyoruz, sen de söylüyorsun. Oyunu tekrar oynamak istediğimde oynayınca eski o zamanda aldığım tadı alamıyorum. Alamıyorsun. Alamazsın çünkü. Alamıyorum. O zaman alınacak olan bir tat. Çünkü bu grafikleri gördükten sonra eskiye dönmek istemiyorsun. Ya bir de şey olayı var. O zaman grafikleri muhteşem gelen oyunlar. Aklında öyle kalmış oluyor. Grafikleri çok güzel falan. Senin hayal ettiğin realistik bir hayal böyle. Sonra bir açıyorsun oyunu. Ya bu oyun bu kadar kötü müydü diyorsun. Ya evet, yaşadım birkaç yıl. Ben lise, ortaokul son, belki lise 1-2 olabilir zamanlarında daha bilgisayarlar böyle yeni çıkmıştı. Yeşil ekranlar vardı böyle. Yeşil ekranlarda insanlar yani işlemlerini falan yapıyorlardı. O dönemde çıkan
renkli ekranlı, yani 256 ekran mı diyorlar artık ne kaç ekransa, renkli ekranlı bilgisayarlarda oyun simülasyonları, oyun oynayan kişiler görmüştüm. Çok o zaman içim gitmişti. Ya ne güzel sistemler, işte ne güzel oyun oynuyorlar. Düşün bak, o zamanın teknolojisine sen o zaman sahip olmadığın için sana çok güzel, çok önemli bir şeymiş gibi geliyor. Bundan 15-20 anda... yıl sonra bu oyunlara da böyle bakacağımıza emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Ya artık böyle oyun oynanmayacak bu arada. Tabii canım. Senin şeyine yerleştirilen belki bir çip mekanizmasıyla senin gördüğün ortam tamamen bir oyuna dönecek. Biraz bilim kurgu gibi gözüküyor ama büyük ihtimalle... Neden bu yakın bir tarih değil de oyun şeyleri daha o sektör tam gelişmedi. Başladı. Tam gelişmedi. Şu an bebekleme evresinde, yani emekleme daha değil. Bebekleme. Emekleme evresinde ama geleceği o yani. Evet hem de bayağı teslim vurmuşum, kırmışım, dağıtmışım, tekmelemişim. Sıradaki oyunumuz Need for Speed Payback. Şöyle güzel araba sürelim biraz diyorsun. Ben şimdi bu tarz oyunları daha çok sarmaya başladım. Çünkü kol aldım. Xbox koluyla oynamaya, kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Hı-hı. Çok eğlenceliymiş. Onu öğrendim. Bir de sende 4K ekran var. Eminim. Evet, 4K yatağı ekran. Koyuyorsun. Benim 1060'ı takıyorum ona. 1060 normalde 4K desene. Şöyle 1080. Bir arabam olsun. Bu araba yeter. Güzel bir araba ya. Lastik çeperlerine bakar mısın? Evet. Bayağı kalın. Zaten göreceksin yani. Nosu var arabanın. Bir kere kaportasına bakmayacaksın. İçindeki motor modifiye büyük ihtimalle. Evet. Bizim tabii ilk Monster Notebook'u sattığımız zamanlarda herkes böyle şey bakardı. Ya kasa tasarımı çok iyi değil. Niye işte diğer markalar gibi kasa tasarımınız iyi değil? Ama içindeki motor... Motor işte yani. Olayı bitiren motor zaten. Tamam, kasa tasarımı, kozmetiği gerçekten güzel. Bunlar albenisi yüksek şeyler. Ama önemli olan içindeki motor arkadaşlar. Şimdi o kasa tasarımlarını şimdi çok daha tasarımları ileri, da ileriye taşımaya başladık. Ne olmuş oldu? O bir puan şimdi ikinci bir hane olarak kasa tasarımı ve kozmetik yanlarına da yansımış oldu. Dolayısıyla artık o bir bahane olmaktan çıktı. Evet. Yani son kullanıcı açısından söylüyorum. Önümüzdeki aylarda daha da çıkacak inşallah. Çok daha iyi modeller gelecek. Biz şu an onların testlerini yapıyoruz. Bu modelleri sizinle maalesef paylaşamıyoruz. Ama güzel şeyler bekliyor. Çok güzel şeyler sizi bekliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi o arabayla birkaç yarış kazandıktan sonra araba patronun mı? Sana araba veriyor. Oo. Artık diyor bu bir test diyor. Evet. Bu Navarra'ydı bu kadının adı herhalde. Bize kazık atıyor. Biz onu Payback zaten oradan geliyor oyunun ismi de. Onun yarışlarına katılarak onu yenmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi vallahi aklıma BMW... şey geldi ya. Ne serisiydi? Fast and Furious serisi geldi aklıma. Aynen. Dominic Toretto ile şeyin yarıştığı ilk filmi. Zaten aynı kafa. Bu onun oyunu da diyebiliriz aslında. Evet. Ayrı firmalar, ayrı yapımlar, aynı prodüksiyon, ayrı prodüksiyonlar ama aynı kafada. Araba yarışı konsepti. Modifiye araba yarışı. Özellikle bu önüme kırdı. Bayağı bir geri kalmamı sağladı. Ama bunda birinci oluyorum. Zaten ikinci olma şansın yok. Senaryo öyle göre. Eleniyorsun. Tabii. Senaryo göre. O zaman birinci olana kadar oyunu oynamak zorundasın. Tabii. Şey oluyor. Revenge failed diyor. Başarısız oldu. İntikamın başarısız oldu. Evet. Öyle ikinci olma şansın yok. Bu başındaki hikaye bazı kısımlarda vardır büyük ihtimalle. Oyunun içindeki normal yarışlarda yoktur da para kazanma amaçlı. Emre bu oyunu en güzel nasıl oynarsın biliyor musun? Direksiyonla mı? Direksiyon setiyle. Ya ben kolla daha çok sevdim ya. Direksiyon, ya, bilmiyorum. Kol... Direksiyonla oynamadım, belki daha eğlencelidir ama. Abi o şeyleri oynuyorlar ya, Euro Truck Simulator serileri var. Şey vardı ya, direksiyonu modifiye edip kamyon direksiyonu yapıp. Amerikan Truck'lar var, Euro Truck'lar var. Adam giriyor, belki bundan önceki videolarda bahsetmişimdir. Yani önündeki ekran, mesela tır ekranı. Hani böyle burunlu tırlar vardır ya, iki tane ekran vardır, ortadan bir tane böyle ayraç vardır. Amerikan adam, tırlar işte. Amerikan tırlar. Adam aynı onun gibi modifiye etmiş Emre. Üste de küçük bir tane ekran koymuş, tablet ekranı herhalde ya da o tarz böyle küçük bir ekran. 8 inç, 10 inç falan. O da onun dikiz aynası. Arkaya da bir tane arka aynası koymuş.
yine bir ekran, 102 evet. ekran neyse artık. Simülasyonu yapmışlar. Şuraya bir notebook ekranı şundan ya da küçük bir ekran. Buraya bir notebook ekranı, yine böyle küçük bir ekran. Sağ sol dikiz aynaları. Adam bunu simülasyon yapmış. Ben daha bombasını şöyle söyleyeyim. Şöyle bir koltuk Emre'cim. Tamam mı? Direksiyon, vites, gaz pedalı, fren pedalı. Adam yaşıyor yani. Adam yaşıyor. Kamyoncu olsaydı ya, tır bari para kazanırdı ona. Adamın zevkine bakar mısın abi? Sırf böyle bir düzenek hazırlıyor kendine. YouTube'da envai çeşit videoları var. İzlemek isteyen arkadaşlar zaten bunları oradan araştırıp izleyebilir. Ben daha bombasını gördüm. Bir reklam herhalde. Forza Motorsport adam Lamborghini'siyle gidiyor. Forza evet. Motorsport alıyor. Eve evet. gidiyor. Evet. Garajına giriyor. Projeksiyonu koyuyor. Oyunu çalıştırıyor. Arabanın içinden Forza Motorsport oynuyor. Yapanlar Lamborghini. Nasıl bir manyaklığı mesela... ya. Test simülasyonlarını biliyorsun, bu sanal gerçeklik gözlükleriyle evet. gerçek arabaların içinde yapıyorlar. Bu arada lafını kestim, bu da bitti. Diğer Shadow. Oyunumuza geçelim. Shadow of Mordor. Evet. Bu oyunda pek iyi oynayamadım. Kaleyi kaybettim, öldüm bir şeyler oldu. Araya ortaya karışık bir şey çıktı. Evet Özgür, lafını kestim, devam edebilirsin. Nerede ayarlar. Kalmıştım? Evet, ayarlar kısmında. Shadow of Mordor mu oynadın sen? Shadow of War. War, ha Mordor dedin de dedim. Mordor mu dedin? Mordor dedim. Benim kafa Olsun. Gitti biraz. neyse yani gerçekten PC oyunculuğunun, hani PC oyunculuğunu hiçbir zaman konsol oyunculuğuna tercih etmem dememdeki kastım bu. Oradaki özgürlük bambaşka bir şey. Yani bir PC'de yapabileceğinin sınırı yok. Adam işte yapmış yani, böyle bir simülasyon yapmış. Ha, araba testlerini yapan kullanıcılar, mesela araba satın alacaksın, sen gidiyorsun bir şeye. Adam evet. öyle bir düzenek kurmuş ki, seninle fuarda Gamescom'da da gördük bunu. Evet. Mesela yarış araba oyununu, adam Gran Turismo'ydu galiba. Arabanın içine ekran koyuyor, sanal gerçeklik gözlüğünü takıyorsun. Arabanın kendi direksiyon vitesini kullanaraktan gerçekten arabanın içindeymiş gibi oynuyorsun. Yansıtıyorsun ki reklam filmlerinde de bunu böyle genelde artık lanse etmeye başladılar. Yani bunun ucu bucağı yok yani, onu demek istiyorum. Hani bunu bir konsolda hani oturayım aynı keyif alayım, evet onda da direksiyon, pedal seti, vites seti var ama hani bir PC kadar evet. tadı vermiyor. Şu an güzel FPS'ler alıyoruz. Bütün ayarlar en sonda. Bu arada biz hiç FPS'lerden falan bahsetmedik arkadaşlar. Zaten görüyor hepsini. Yani olması gereken neyse, bu boss galiba. Boss şey. Değil, şeylerden, trollerden bir tanesi. Sen onu ele geçirdin. Burada kaleyi kaybediyorum zaten. Ya çok saçma bir şekilde ölüyorum. Yeni bir karakter gelmiş. Eletriel, Galadriel'in adamlarından bir tanesi. Evet. Skin olarak onu kullanabiliyorsun. Ona geçtiğim zaman ok miktarı azaldı. Bazı özellikleri gitti. Benim alıştığım oynama düzeni gitti. O yüzden çok çabuk ölmeye başladım. Can çok hızlı gidiyor. Evet. Bütün geliştirmelerim gitti. Evet. Bir deneyim dedim bunu. Bu arada ek paketinde oynanılan hero bu. Kahraman bu. Galadriel'in elemanı. Emre, arkadan böbrek, dalak ne var ne Allah ne verdiyse girmişin yani. Ya bu kurtarıyorum burada. Bunu 2-3 kere ölüm kısmına geldim mi 2-3 kere kurtarma şansım var. Maksimum 3. 3'ten sonra kurtaramıyorsun artık, öldürüyor seni. Şu an lanetlendik. Hayır, seni kurtarınca senin tarafına mı geçiyor yoksa? Yok, kurtarma değil. Ölmek üzereydim orada. Ha, o seni kurtarıyor. Yok, ölmek üzereyim, o bana saldırıyor. Mouse'u bir yere getirip tıklaman gerekiyor. Eğer onu yapabilirsen kurtuluyorsun. Anladım. Dodge'luyorsun onu, bir şekilde atlatıyorsun ya da engelliyorsun. Onu iki kere falan daha yapabiliyorsun. Ondan sonra ölüyorsun otomatik. Bak burada ya, o hakkı olduğu sana üç kere veriyor. Ama evet. bu üçüncüsü. Artık bak, ekranda çıkmadı. Çıkmadı. Direkt öldüm orada. Bu karakter değişik bir karakter. Evet. Değişik, aha. Mesela bu adam normal bir askerdi, Rook diye. Beni öldürdüğü için bu kaptan olacak. E tabi, level atlayacak. Level atlıyor. Senin atladığın level sistemi gibi. Aynen öyle. O da kendine göre bir level atlama mekanizması geliştirmiş. Şimdi kale düştüğü için tek tek warchiefleri bulup hepsini suikast düzenlemen gerekiyor, öldürmen gerekiyor. Burada warchieflerden bir tanesini öldürmeye çalışıyorum. Evet, kaleyi tutan. Evet, ama öldüremiyorum, o beni öldürüyor. Çünkü oyuna bir güncelleme gelmiş. O güncelleme yüzünden 65 level olmuş hepsi.
Oo. Ben maksimum 60'a çıkabiliyorum. 5 level üstümdeler. Evet. Ve ona rağmen legendary düşman geldiği zaman karşına. Evet, efsane. Mesela atladım üstüne, hop direkt engelledi. Hı hı. Ve iki tane. Biri Warchief. Bu Warchief, Epic Warchief. Öbürü de Kaptan. Evet, 65 level'ı var. Senin level'ını görebiliyor muyuz burada? Yok, 60. Sen 60'sın. Bak direkt öldürdü beni mesela burada. Yani, pardon, direkt öldüremedi. Şu direkt öldürüyor şimdi. Hmm. 62 level'la. Bu 62, yine benden yüksek. Evet. Level sistemi de önemli. Tabii önemli. Yani benim atıyorum 60 level'ım var, 70 adamlık gelsin, ben onları da haklarım olmuyor. Aynen. Şimdi enrage oldu, bundan kaçışımız yok. Zaten özelliklerinden biri no chance. Hmm. Yani hiçbir şekilde engelleyemiyorsun. Evet. Ve öldük. Aa, bayan karaktermiş. Aha, bayan, onu dedim, Galadriel'in şeyi. Sıradaki oyunumuz The Evil Within 2. Abi bu oyunu korkunç açınca her seferinde aklıma şey serisi geliyor ya. Resident Evil mı? Yok yok, PlayStation'da var ya bir tane oyun. Uncharted. Uncharted. Serisi. Ya bu kadar mı benzer bir oyun? Evet. Şu an bütün ayarları görüyorsunuz arkadaşlar. En, en üst seviyede. Korkunç bir oyun dedin Emre. Evet. Bayağı geriyor. Şimdi orada sesler çıktı ya, bu klasik zombiler, şeytani zombiler daha doğrusu, şeytan zombi hibriti diyebiliriz. Hı hı. Direkt ses neredeyse oraya gidiyorlar. O yüzden fark edilmeden geçmen gerekiyor. Bak şu yansıma efektlerini görüyor musun? Evet. Şu an yerde, zaten... Yerde mesela su birikintileri var, su birikintilerinden yansıyan o ışın kırılımları. Evet. ...60 FPS'lerde geziyor. Yani full HD'de 60'a kilitlemişiz gibi bir şey oluyor o zaman Emre. Değişiyor, 60'ın yukarısına çıkıyor. Hı hı. Gizlice öldürüyoruz. Evet. Bu hikaye tabanlı bir oyun zaten. Evet, hikaye tabanlı oyunları seviyorsanız... ...bu oyundan da keyif alacağınız kesin arkadaşlar. Sabah bir arkadaş test yazında... Sabah erken gelmiş. Sen orada fenerin elinde açık herhalde. Açık o. Açık. Hmm. Sabah erken gelmiş, test cihazında bir cihaz masada açıktı, oturmuş oynuyor. Ya bu oyunun adı ne ya filan yapıyor böyle. Abi diyor, hiç diyor bir şey çıkmıyor diyor, öldüremiyorum diyor. Oldu, bulmaca var, bunu çözmen gerekiyor diyorum buradan çıkman için. Hadi ya diyor, ben de diyorum niye adam çıkmıyor hiç. Dedim öyle bir oyun değil. Evet, bak gözleri kırmızı kırmızı. Vay be, tek eliyle koca dolabı şöyle hemen bir şey yaptı. Bayağı güçlüymüş. Burada yeni yeni silahlar ediniyoruz. Burada psikopat bir zombi var. Lastiğe atış edince acaba lastik patlıyor mu? Yok. Denemedim. Onu şeyde yapmışlardı. Division'da. Division'da yapmışlardı. Kapı açıkken mesela yanından geçerken kapıyı kapatıyor. Evet. Ya şey kötüydü ama, lambaya ateş ediyorsun, lamba kırılıyor, bekliyorsun 10 saniye sonra tekrar yeniyor. İşte o kadar. Bu da koleksiyon yapıyor burada psikopat zombi. Hastalıklı orası burası baloncuk. Evet evet, enteresan bir baloncuklar çıkmış. Öf. Ya öldürmek için de dokunamam herhalde böyle bir şey görsem, direkt topuk yani kaçarım. Emre enseye direkt geçirdin kasaturayı. Evet orada balta buldum bir tane. Araştırıyor. Zaten bu herif dedektif. Hmm. Kızını arıyor aslında. Kızı bu sanal evrende diyelim. Hı-hı. Bu bir sanal evren. Aynı Matrix'e gibi seni koyuyorlar. Matrix gibi düşün. Vay, Silent Hill gibi herbler, bitkiler toplayıp ilaç. Zaten bu tarz oyunların atası Resident Evil'de Silent Hill'dir. Silent Hill tarzı. Aynı o tarzda oyunlar. Hı-hı. Ya şuradaki şu karakteri görünce de aklıma hep şu VR'da oynadığım bir tane oyun var. Aa, o geliyor aklıma. Yani bak üzerine koşa koşa geliyor ya, onu VR'da oynadığınızı düşündüğünüz zaman arkadaşlar inanılmaz korkunç. Evet. Yani bu oyunun korkunç ya. Olması bir yana, bir de bunu VR'da o bahsettiğim tarzı oyunu oynadığınız zaman üstüne kat be kat ekleniyor. Ya refleks, kesinlikle zıplıyorsun geriye doğru. Aslında korkunun ana nedeni ne biliyor musun Emre? Gördüğün şeyler değil. Ne? Ses. Evet, sesin çok etkisi var.
Yani sadece görsellik korkmanızı etki etmiyor arkadaşlar. Ses duyusu o gerçekten o şeyin korkmanıza sebep olduğu asıl sebep. Yani ne kadar çok hislerinize etkileyen bir korku konsepti olursa evet, o kadar çok korkarsınız. Mesela VR'la beraber göz, görü ve ses tamamen bütünleşmiş durumda. Sanki şimdi bunu, bir de bunun dokunmasını düşün, dokunma da olduğunu düşün ki bunu yaptılar. İşte o eldivenler İspanyol, var ya. Eldiven değil, full body suit'i var şu anın. Body suit'i var, onun öncesinde eldiven giyiyordunuz. Mesela şu barda eliyorsun. Yağmur yağıyor, onu hissedebiliyorsun. Evet, şöyle yapıyorsun, yağmur hissini, o eline yağmur damlalarının düştüğünü o eldiven yardımıyla hissediyorsun falan. Şimdi düşün, böyle bir oyun oynuyorsun, arkadan biri geldi dokundu sana. Onu hissedeceksin. Hep ya böyle Luna korkunç. Parklarda korku trenleri olur ya Emre. Ya korku korku tünelini 5'e katla, öyle o tarz bir korku olur yani. Neyse bu oyun da bitti. Bitirdik Emre. Evet. Sıradaki oyunumuz Wolfenstein The New Colossus. Yine tekerlekli sandalyede gidip... Yok, tekerlekli sandalye değil. Kalktım artık. Ben bu arada oyunları devam ediyorum. Devam bir sonraki ediyorum. Level'e geçiyorum. Sen oyunları bitirerek sen biz bütün ürün incelemelerini yapıyoruz. Bu gidişle bitireceğiz oyunları. Evet. Burada çok ilginç silahlar gelmeye başladı. Oyun zaten fantastik. Bu arada main'le ben. Über'in üstünde. Yani Über. Almanca'da yani main'le ben ne demek ya? Main'le ben Über'in üstü. Über'in anlamını üstü bilmiyorum herhalde. Ama en üstüne onu buldum, onu aldım. En üstüne onu aldım. Yani grafikleri olabileceği en üst seviyeye getirdim. Hani Bülent Ersoy'un bir şeyi var ya, 10 üstü 10 diyor ya böyle. Onun gibi bir şey mi oluyor bu? Olabilecek en üst seviyede. 10 üstü 10 normalde onun 10 kere kendisiyle çarpılması bir şey. Evet. Şu an bu durumda bile 120 FPS'lerde dolaşıyor. Evet. Zaten optimizasyonu çok güzel oyunun. Bu da Doom tarzı stres atabileceğiniz bir oyun ama bunda bulmacalar da var tabii ki. Doom kadar şey değil yani. Ya, FPS'lere baksana Emre, 160 FPS ya. Evet. 160, 140, 159. Bu silahı çok sevdim ya. Atomizer direkt böyle şey yapıyor. Yok ediyor. Atomlarını ayrı. Half-Life'da da böyle benzer bir silah vardı. Böyle dönüyordu bır 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 falan diye. Ona ne diyordu ya? Sarmalı diyorduk. Birkaç tane ismi vardı onun ya. Ona benziyor. Evet, sarmal. Tek ateş ettiğin zaman daha az hasar veriyordu. Evet. Ama böyle basıp şok yaptın mı duvarı deliyordu falan. Deliyor. Hatta duvar arkasından şeyleri vuruyorduk. Ya sektiriyordum bir de duvardan. Her duvarı delmiyor. Bazı duvarlar sektiriyor. O duvarları evet, ezberleyip belli bir açıda atınca duvardan sektirerek vuruyordum filan. Burada sen karaktere bayağı bir suit falan giydirmişsin. Suit kendi giyiyor. Crysis'teki gibi bir suit'i var. Aynen, kendi giyiyor. Hmm. Zaten yürüyemeyecek durumda şu an normalde. Ha, yine o tekerlekli sandalyeden kalktı ama üzerindeki teçhizattan dolayı. Ondan dolayı yürüyebiliyor. Ha. Normalde yürüyemeyecek durumda çünkü anladım, şey hani çok büyük bir ameliyat geçirmiş, evet, ölümden dönmüş. Evet. Durumu hal, bayağı kötü. Yani suit'le ayakta mı kalıyor demek ki? Suit'le ayakta kalıyor. Suit'i çıkardığın an yine yere yapışıyor. Çöp gibi olacak, evet. İşte Crysis'teki gibi ya. Suit'in olduğu zaman yenilmezsin. Suit'i çıkardığın zaman normal bir insansın. Bu arada geleceğin teknolojisi o suit'ler zaten. Şu an nano çalışmaları suit'ler var, evet, nano suit'ler. Özellikle askeri alanlarda kullanılması ön planda. Amerika yapmış galiba bir o tarz bir suit. Ama bu kadar fantastik olmaz büyük ihtimalle. Abi görünmeyen kamuflaj yaptılar ya. Evet. Arkayı aynalıyor direkt. Yani nasıl bir şeyse. Şey düşün, mikro kameralar var. Evet. Arkayı nereden bakarsan bak onun tam arkasını aynalıyor. Zaten öyle bir şey yapmaları lazım yoksa mümkün değil yani görünmez olma. Evet. Aslında kamuflaj, görünmezlik kamuflaj değil. Kamuflaj tabii canım. Kamuflaj. Adam görünüyor aslında. Üzerini örtünce görünmüyor. Evet. Bence Doom bu kadar yeter. Doom dedim. Wolfenstein evet, bu kadar yeter. 3 dakika oynamışız zaten evet, elde. Eline sağlık. Şimdi eyvallah, en keyifli, en güzel oyunumuz. PUBG. Bu sefer birinci olamadık. Ama eğlenceli bir oyun oldu. Sen de bayağı kendini geliştirdin bu arada. Ben oynayamıyorum artık fazla. İşte ben de oynayamıyorum. Bakacağız. Çünkü abi, PUBG tek başıma oynayacaksam okey oynayabiliyorum ama şimdi evde hasta var, çok fazla ses çıkartamıyorum.
Ondan dolayı başkalarıyla konuşarak oynuyorsun ya, bir de heyecanlı bağırıyorsun, mağırıyorsun. Evet. O yüzden oynamıyorum bir süredir. Evet, bütün ayarları ultra'ya almıştım. Hepsi en yüksekte. En yüksekte. Şu an 87, 85, 86. Evet. Dolanıyor. Oo, 3. seviye çanta almışsın. Burada bir ses duydum. Direkt adam burada, kapıya sıktım. Hop. Evet. Geri gitti. Kolay hedef. Oyuna ilk başladığında bulacağın en iyi silah S12K. İlk başladığında özellikle... S12K otomatik pompalı. Evet, özellikle şeydeysen, hani Picado gibi merkezi bir yerdeysen en iyi silah o. Bina işlerinde, yakın mesafe için. Evet. Adam şimdi nereden geldiğini anlamaya çalışıyor. Bir sağa bir sola gidiyor, sen de orada adama tık 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 alıyorsun. Ama zoom yeterli değil. 2x zoom takmışım. Evet, bir 4x'in olsa kesin alırdım. 4x'e kesin alırdım, 2x'e öldüremedim. M16 bayağı canını öldürdüm. Aynı adam büyük ihtimalle. Orada arabaya binip kaçıyor. Ben onu takip ediyorum. Buldum burada. Burada indirdim. M16 değil de M4'ün olsaydı kesin alırdım. Evet. M4 daha şey, ya da neydi? SKS. SKS. Öldürdüm. Evet, direkt. Öldü bu. Bunun her şeyini alıyorum. Gidiyorum, lootluyorum, arabasını alıyorum. En keyiflisi de o. Evet. Çünkü lootlarken istediğin loot'u bir türlü bulamıyorsun. En iyi adam öldürdüğün zaman onu lootlayınca bütün eksik parçaları ondan tamamlıyorsun. Bir de çok büyük artı, ben susturucu buluyorum burada. Evet. Oo, susturucuyla tabii ki. Bak, Scar var. Yakın mesafede S12K otomatik pompalı. M16'yla da orta menzilli bir avcı tüfeği. Scar'ı aldım. Susturucusunu, her şeyini fulledim. Oo. Alan iyice kapanıyor, arabayla yardırıyorum. Arabayla aslında şu seviyede arabayla tehlike. Evet, tehlikeli. Ama çünkü ben şey yaptım. Kolay hedef haline geliyorsun. Evet, yolda giderken sıkıyorlar zaten. Önceden bu arabaları vurmak gerçekten zordu. Sonraki çıkardıkları yamalarda arabaların damage oranını yükselttiler. Evet. Yani uzaktan adam yani vuramıyordu ya. Bütün şarjörü boşaltıyordum. Adama hiçbir şey olmuyordu. Evet. Sonradan düşürdüler. Burada gidip arabayı uzakta bırakıp haritanın tam ortasına gittim. Kapanma, yani kapanabileceği bölgelerden bir tanesini şansıma dönedim. Strateji denedim. Yaptım diyorsun. Aynen. Gittim şu önümüzdeki ufak kulübe. Zaten üç tarafı görüyor. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela arabayı gidip kulübenin yanına bıraktığın zaman dışarıdan bakan bir kişi direkt kulübenin içinde. Direkt kulübenin içinde ben bunu bekleyeyim alırım diyor ve alıyor yani. Evet. Genelde doğru çıkıyor. Kulübenin içinde bekledim bir süre. Evet. 21 kişi var. Evet. İllaki biraz gelecekler. Biraz eritmemiz dedi. Lazım ve buraya doğru kapanmaya başladı. İllaki bu tarafa gelecekler. Alan da sana kapanınca. Evet. Burada hem arkayı hem sağ, yani bina içinde görmeleri zor oluyor genelde. Evet. Ama her tarafı cam olan bir bina seçmiş olman da iyi bir şey. Sonuçta dört bir tarafı da gözlemleyebiliyorsun. Evet, dört değil, üç tarafı. Dört değil tam. Üç buçuk diyebiliriz. Üç buçuk. Çünkü bu yarı... Bu taraf kapalı. Evet. Duvarın bu tarafı kapalı galiba. Ha, burada bak, bir geldi. Geldi. Ha, iki tane. İki araç mı? Ha, bir araç. Bir araç. Burada şimdi... Buggy ile geldiler. Keklik gibi çıkacak mecbur. Evet. Son anda. Bir de sende susturucu var ya, yerini evet, tespit etmeleri bulamıyor. De çok zor oluyor. Bu adamı öldüremedim, hala içimde ya. İçime oturdu bildiğin yani. Bak diyorum sana, M16 değil M4'ün olsaydı kesin öldürmüştüm. Burada ses duydum, iyi ki son anda duydum. Yine o aynı adama, az önceki kaçan adam, yine vuramadım. Yine öldüremedim. Büyük ihtimalle beni oyun sonunda o adam öldürdü. Olabilir. 6 kişi kaldı bu arada, alan kapanıyor. Şurada bir tane daha keklik gördüm. Evet. Bir de level 3 kaskı var. Evet. Ya Emre bu kaska oyunda... vurmayıp üzerinden alacaktım da son 4 olduğu için çok... Emre 4'ten birinci olamadı. Evet ya. Abi burada çok ben de keklik oldum burada. Evet, arkandan vuruyor. Orada durmam yani tahminim diğer tarafta diye söyledim. Sen oraya söyledim. Geçince adam geldi oradan. O... Yok, adam kımıldamadı. Ben yanlış yeri tahmin ettim. Evet. Evet, oyunlarımız bitti. Evet, bugün bayağı hızlı bir inceleme oldu. Evet. Evet Emre. Ne diyeceksin? Cihazın artı yönleri. Artı yönleri zaten kasası
1060 kasasıyla aynı. İncelemiştik zaten. İncelemiştik. Bütün detaylara o videoda da değinmiştik. Yeşil kozmetik, yeşil çizgileri, touchpad'in ve klavyenin konumlandırılması, arkadaki egzoz çıkışlarının arkada olması. Hı-hı. Benim için artıları bunlar. Sesi evet. Gayet güzel, subwoofer. Evet. Bunlar benim için artılar. Çok iyi. Ya benim ekleyeceklerim de zaten dikkat çeken güçlü teknik özelliklerle gelmesi. İşte ekran kartı 1070 oluşu, Pascal. İşte işlemcisi 7700 HQ oluşu. İki tane M.2 NVMe destekli SSD kullanmamız. 32 GB'lık 2666 MHz'e kadar RAM desteği ki biz testlerimizi o RAM'ler üzerinden yaptık. Ekran Full HD IPS 60 Hz'lik bir taze oranına sahip. Sen dedin ısı tahliye çıkışları arkada. Bir oyuncunun en dikkat ettiği noktalardan bir tanesi oyun oynarken sağ ya da sol eliyle oyun oynarken yani o çıkışların eline gelmemiş olmasıydı. Evet. Yani bu modelde zaten öyle bir sıkıntı yok hem de. Arkaya bakıyor. İki tane fanı var. İkisi de güçlü. Hem serin çalıştırıyor bilgisayarı zaten gördük testlerde. Hem de sessiz çalışıyor. Onun dışında kasa kozmetiği olarak tamamen yenilenmiş bir kasa olduğunu söyledik. Yeşil çizgilerle donatıldı. Touchpad'in işte ön hoparlör kısımlarının, arkadaki fan çerçevelerinin yeşil olarak güzelleştirilmiş, güçlendiren bir çizgilere sahip olduğunu söyledik. Arka kapağın yine fırçalanmış alüminyum kaplama olduğunu söyledik. Bir önceki modellerimiz olduğu gibi. Hemen şu üst taraf arkadaşlar plastik. Bunun nedeni sizin antenleri, yani bunun içindeki wireless antenlerinin şu bölüme konumlandırılmış olmasından. Eğer metal olsaydı aradaki parazitlenme sizin sinyal kalitenizin düşmesine sebep olurdu. O yüzden oralar plastik yapılmış oldu. Bunun dışında RGB klavyesinin zaten hoş bir görselliğe sahip olduğunu biliyoruz. Bir önceki modellerimizde de aynı klavye kullanılıyordu. Mekanik klavyeli modellerde önümüzdeki ay içerisinde stoklarımıza girmiş olacak. Bu modeli almak isteyen kullanıcılar hem RGB hem de mekanik klavyeli olarak bu modeli satın alabilecekler. 4 farklı bölgenin de ayrıca aydınlatılabildiğini bu model için söyleyelim. Mekanik klavyeli modellerde 7 farklı bölge aydınlatabiliyor ve her tuş ayrı ayrı istediğin renkte ve kombinasyonda ayarlanabiliyor. İnanılmaz keyifli. Zaten arkadaşlar videoda da gördüler Emre. Bunun daha önceden çekimlerini gerçekleştirmiştik. Soundblaster 3 gibi sinema yazılımı, güçlü bir ses yazılımı desteğiyle geliyor. Bataryasının zaten klipsler yardımıyla Korelce çıkartılabiliyor oluşu bir avantaj. Subwoofer'ının oluşu ekstra bir avantaj. Sonuçta A5 10.3'te bu özellik yoktu. 1060'lı T5 14.1'de ve T5 16.1'de subwoofer'ın oluşu artı özelliklerden. Garantisi bozulmadan alt kapağı açaraktan bir iki vida yardımıyla kolayca istediğin donanımlara ulaşabilmen, onları kendince upgrade edebilmen güzel yanlardan. Ayrıca bu modelle birlikte Monster sırt çantası ve 3 aylık Asset antivirüs yazılımı da hediye gelmesi bu modele artı katılan özelliklerden dedikten sonra yani bütün özellikleri böylece sıralamış olduk. Umarım bilgilendirici olmuştur arkadaşlarımız adına. Evet Özgür, o zaman kapanışa geçebiliriz. Kapanışa geçelim Emre. Evet arkadaşlar, bugün Emre ile birlikte sizin de ekranda gördüğünüz gibi Toolpart T5 16.1 oyun bilgisayar modelimizi inceledik. Umarız bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve varsa eğer sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmından bize ulaştırmayı unutmayın. Monster Notebook'u Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya kanallarımızdan takip edebilir. Monster ile ilgili en yeni ve en güncel bilgi ve haberlere ilk siz ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza hala abone olmamış olan izleyicilerimiz varsa da abone ol butonuyla kanalımıza abone olarak Monster'ın en yeni oyun inceleme ve ürün inceleme videolarından canlı yayınlarına kadar aklınıza gelebilecek her türlü inceleme videoları için kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz ve videolarımızın yayınlandığı andan itibaren de yine ilk siz bu videolara ulaşabilirsiniz. Evet, bir sonraki inceleme videomuzda görüşünceye kadar ben Özgür Ersin. Ben Emre Özal. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.